Çağrı Marketleri'nin katkılarıyla hazırlanan Kastamonu Rüzgarı başlıyor. Çağrı Market. Sınırsız alışveriş mutluluğu. Sevgili seyircilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, Mavi Karadeniz TV'de Kastamonu Rüzgarı programına hoş geldiniz. Bir haftadan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Kastamonu Rüzgarımızı hep birlikte estireceğiz 2 saat boyunca. Yöremizin en güzel müziklerini, davul zurnasını, kemanesiyle birlikte rüzgarımızı estirmeye başlayacağız. Rüzgarımızı estirmeye başlamadan önce siz değerli seyircilerimiz hemen SMS'lerinizi göndermeye devam ediyorsunuz. Bizler de inşallah kısa kısa SMS'lerimizi her zaman olduğu gibi okuyacağız. Ben hemen yöremizin davul zurnasını davet etmek istiyorum. Kemaneci Yunus'un o güzel ekibini, davul zurna ekibini alkışlarınıza davet ediyorum. Thank you.
Ekibimize çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyircilerimiz, SMS'lerimizi göndermeye devam ediyoruz ve ben birkaç SMS okuduktan sonra hemen sanatçı arkadaşımı davet edeceğim. Unkabanı Salih Paşa'dan Aban'a Rasim Aydilek, Aban'a Yemen Köyü'ne selamlar demiş değerli hemşerimiz. Ve Mecidiyeköy'den Yufkacı Ramazan Bütün, Yufkacılara selamlar diye göndermiş. Büyük İmparator Şevket Doğan'a başarılar dilerim. Mete Arslan göndermiş ve Şevket Doğan demişken hemen alkışlarınızla, o güzel alkışlarınızla İmparator'u davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla Şevket Doğan geliyor. Maşallah ya. Buraya gireyim valla. Abi hoş geldin. Ben senin gibi şundan takmadım. Sen sarı, ben esmer. Değil mi? Ben de çirkin duruyor. Kardeşimden rica ettim. Mikrofon aldı. Yorulmuşum be. Hoş bulduk. Tüm dostlar merhabalar. Abi hoş geldin. Şimdi şöyle alalım.
Sizi yordum. Sohbete sonra devam edelim. Abi bir mikrofon aldık, biraz sohbet edelim. Edelim abi. Nasılsın abi, iyisin? Vallahi iyi. Şöyle gireyim. Zonguldak'ı bıraktınız abi, geldiniz İstanbul'a. Vallahi Zonguldak'ı bıraktık. 5. hafta oldu inşallah. Evimizi köyümüze tuttuk. Ama esas köyümüz neresi biliyorsun? Biliyorum, Bozkurt. Yani Kastamonu Bozkurt'luyuz. Memişim. Memişim. Ya bunu bin defa anlata bak artık bak bıktım. Anam Zonguldaklı mı diyorlar? Şimdi abi Ankaralı mı diyorlar? Şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi siz gidin CNN'de röportaj verin. Kastamonluyum diye bas bas bağırın, 24 saat yayın yapsınlar, kimse dinlemez. Ama Kastamonu rüzgarında Kastamonlu olduğunuzu bir sefer söyleyin yeter. Anca anlayacaklar vallahi. Evet. Ama gene şundan vazgeçemiyorum biliyor musun? Hani 3 şehirden vazgeçemiyorum. Türkiye bizim tabii mutlaka Sayın Başkan. Anacım benim Bartın Amasralı. Ben Zonguldak doğma büyümeyim ama köküm Kastamonu Bozkurt. Üçünden de vazgeçemem ayol. Değil mi? Evet. Olay bu işte. Artık öğrenelim yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, hafta sonu malumunuz geçen hafta da buradan duyurmuştuk. Kastamonu'muza gittik, ilimize ve bazı ilçelerimizi ziyarette bulunduk. Özellikle valilikte yetkililerle Kastamonu'muzun köylerini ilgili yapılacak yatırımlarla ilgili yetkililerimizle görüştük. Projeler, çalışmalar devam ediyor. Özellikle çok yoğun geçen kış şartlarından sonra çok ciddi yatırımlar gerektiğini herkes biliyor. Dolayısıyla orada yoğun bir çalışma var. Biz de onları orada gözlemledik. Bazı köylerle ilgili sorunlarımızı ve sıkıntıları dile getirdik. Yapılması için inşallah girişimler başladı. Ve Kastamonu'da çok yoğun çalışmalar var. Bu çalışmalarla ilgili inşallah önümüzdeki haftalarda milletvekillerimiz olmak üzere yayınlara bağlanacaklar inşallah. Ve Kastamonu'daki gelişmeler, ben oradaki çalışmaları böyle kısaca gitmek istiyorum. Oralarda bize yardımcı olan değerli dostlarımız, değerli büyüğümüz Sayın Mehmet Mutur, İlgen Emel Üsüyemiz. Çok teşekkür ederim. Bizlere oralarda yol gösterdi. Çok sağ olsun. Yine orada bizleri yalnız bırakmayan değerli Kırmacı Muhtarımız Ramazan Çömle'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz yine oralara gittiğimizde, özellikle Azdava'ya indiğimizde ve Kastamonu'da çok yoğun yardımlar olan, destekleri olan, bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Küreli hemşerim, değerli Bünyamin kardeşime Tarçın Pastanesi'nden çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Hanönden Niyazi Haskül, değerli denekçi dostumuz, abimiz, yıllardır burada denekçilik yapan, bize sponsor olan, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli büyüğümüze de teşekkürlerimi sunuyorum. Yine orada Hanönlü değerli müteahhitimiz, hemşerimiz Mustafa Gülmez Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orada yeni bir kooperatif inşaatı işi devam ediyor. İnşallah hayırlı bir uğur ve kendileri için diyorum. Yine Kastamonu'yla ilgili notlarımızı ilerleyen dakikalarımızda alacağız. Bu haftaki değerli hemşerilerimiz, konuğumuz Yeşilköy Dernek Başkanı Sayın Cafer Koruyan, hoş geldiniz. Mikrofon alırsanız bir zahmet. Ben buradan tüm Kastamonu kürelilere iyi akşamlar diliyorum. Burada kürede kaymakamımızdan valimize kadar hepsine, tüm ayrım yapmaksızın herkese iyi akşamlar diliyorum. Yeşilküre Derneği olarak kısaca birkaç açıklama yapacağım. Biz 3 aylık, maksimum 4 ay tamamladık, bir derneğimiz kurduk. Ve derneğimizin çok güzel yerlere geldiğine hep beraber inanıyoruz. Hep beraber de yaptıklarımız, biz konuşmuyoruz, konuşuluyor. Buradan da sevgili Memiş kardeşimin aracılığıyla, Mavi Karadeniz aracılığıyla birkaç bir şeyler iletmek istiyorum. Belediyemizden Çanakkale gezisi için otobüs istedik.
ve de otobüsler alıyoruz. Burada isim listelerini yapıp birkaç tane, belki üç tane, belki iki tane talebe bağlı Çanakkale gezisi için otobüs düzenliyoruz. Turlar düzenleyeceğiz. Hepimiz, tüm kürelerin katılmasını arz ediyorum. İkinci, bizim yakın köyümüzden dün itibariyle bir cenazemiz oldu ama tabii ki eleştiri olacak ama biz de buraya katılmak zorundayız. Buradaki arkadaşlarımız da Ankara'dan, başka yerlerden gelen arkadaşlarımız var. Bunlar da kimse kötü anlamasın, kötü eleştiri yapmasın. Onlara da, onu da Allah'tan rahmet diliyorum. Durağı mekanı cennetlik olsun diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Yine ilerleyen dakikalarda derneğimizin çalışmalarıyla ilgili Cafer Başkan'la konuşacağız. Ben hemen yöremizin kemanesini davet etmek istiyorum. Değerli kemaneci Yusuf Yunus kardeşim ekibiyle geldi. Teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız. Buyurun efendim. Alkışlarınızla kemaneci Yunus.
Bak ben size bir şey söyleyeyim. Açtı değil mi? Memiş öyle daldı bilgisayara ki. Yok. Mesajları okuyorum. Tamam işte. Öyle güzel kemane çalıyor ki. Adamlar da var ya geberecek yorgunluktan. Şimdi yani öyle güzel gidiyor ki. Ben de mesajları okuyorum. Artık adamlar böyle hani. Abi biz sana gitsek ya. Değil mi? Evet teşekkür ederiz. Sevgili seyircilerimiz SMS'lerinizi göndermeye devam edin. Kısa bir reklam arasından sonra Kastamonu Rüzgarı esmeye devam edecek. Çağrı Marketlerinin katkılarıyla hazırlanan Kastamonu Rüzgarı devam edecek. Çağrı Market. Sınırsız alışveriş mutluluğu. Bir fırsat. En meşhur sanatçıların en güzel ilahi albümlerini sizler için bir araya topladık. Tam 10 albüm, 93 ilahi. Abdurrahman Önül'den Sedat Uçan'a, Cemal Kuru'dan Muhammed İlhan'a, Hasan Dursun'dan Mehmet Karakuş'a, Ramazan Tembel'den Ferud'un Eroğlu'na. Abdur Kadir kükredi yerler gökler, inledi semadaki melekler Geylani. Ben bende değilim bugün, başka başka alemdeyim. Beytullah'a çağırdılar, aşklarının içindeyim. İbrahim'e götürdüler, bir hoş bade içirdiler. Sen çekişmekle başladın. Azaptayım anneciğim. Şehitlerin ser çeşmesi, Enbiyanın bağrı başı, Evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir. Medine'ye varamadım gül kokusundan alamadım. Ben Resul'e doyamadım yanıyorum. Adına kurbanım ya Resulallah. İsmini yazmışım. Birbirinden güzel tam 10 albüm, 93 ilahiden oluşan meşhurlardan seçme ilahiler seti sadece 25 lira. Evet, sadece 25 lira. Üstelik kargosu da bizden. Bu sete sahip olmak için hemen 0212 320 9090 nolu telefonu arayın, siparişinizi verin. O şimdi Türkiye'de. 200 metre mesafeli. Sadece 10 santimetre boyunda. 110 lira yerine sadece 59 lira. Hayder Süper Power polis tipi taktik cep feneri son teknolojik Q5 devresiyle muhteşem bir aydınlatma mesafesi sunuyor. 2012 model şık tasarım cep feneriniz arabanızda, evinizde, avcılıkta, doğa sporlarında, dağlarda, köylerde, şehirlerde, güvenlik servislerinde, iş yerinizde, kısacası her yerde vazgeçilmez bir dostunuz olacak. Benzer boyuttaki cep fenerleri en fazla 20-30 metre aydınlatma sağlarken Hayder CF1 yaklaşık 200 metrelik şaşırtıcı bir mesafeye sahiptir. Mükemmel bir güce sahip olan ve buna rağmen sadece 10 santimetre uzunlukta olan son teknoloji Hayder cep feneri askı aparatıyla rahatlıkla cepte taşınabilir. Uluslararası kalite sertifikalı ve IPX8 standardında üretilen Hayder cep feneri darbelere dayanıklı sert alüminyum gövdeye sahiptir ve su geçirmez. Ayrıca oynar başlığı sayesinde uzak yakın fokus ayarı çok kolay yapılabiliyor. Sağlam, güvenilir, Q5
küçük boyutlu ve kendi sınıfında en uzun mesafeye sahip Hayder CF-1, dünyanın pek çok ülkesinde ordu, polis ve özel güvenlik teşkilatlarında kullanılıyor. Avcılık ve doğa sporlarında da göz bebeği olan CF-1, her yerde bulabileceğiniz 1,5 voltluk alkalin pille çalışabildiği gibi maksimum performans için 3.6 volt bataryayla da çalışır. Sıkı durun. Şimdi size bir sürprizimiz var. Ayrı ayrı satılan ve toplam 39 lira değerindeki batarya ve şarj cihazı şimdi fiyata dahil. Yaklaşık 100 yıl ömürlü Q5 sistemine sahip Hayder CF-1, batarya ve şarj cihazı dahil, KDV dahil sadece 59 lira. Hemen arayın. 200 metre mesafeli süper cep feneri adresinize gelsin. İster kapıda ödeyin, ister kredi kartıyla. 0216 424 1515. Metem Teknoloji. Çavuşoğlu Yemenler'den 4 dörtlük kampanya. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. Havaalanına, Formula 1 pistine, üniversite hastanesine, AVM'lere 4 dakika mesafede, çok uygun fiyatla lüks, yeni bitmiş daireler ve sınırlı sayıda iş yerleri. 60 aydan 72 aya kadar sabit taksit seçeneklerini kaçırmayın. Evinizi seçin, peşinat ve taksitlerinizi kendiniz belirleyin. 1200 aileyi daire sahibi yapan Çavuşoğlu Yemenler güvencesiyle siz de bir daire sahibi olun. Bilgi için 216 493 23 62, 532 355 71 01. Çavuşoğluyemenler.com. İstanbul Pendik'te yükselen değer. Çavuşoğlu Yemenler. Alışverişin en keyif adresinden bir kez daha merhabalar sevgili izleyiciler. Yine sizlere ihtiyacınız olan, kullanmaya doyamayacağınız bir cep telefonu göndermek istiyorum. O yüzden ekran başından sakın ama sakın bir yere ayrılmayın diyorum. Harika bir cep telefonu, üstelik 3 farklı rengiyle kapınıza kadar gelsin mi? 3 dedim ama düzeltmek istiyorum. 4 ana rengimiz var. Evet, kırmızısı, mavisi, beyazı, bir de isterseniz siyahını göndereceğim sizlere. Nasıl özellikler var? Anlatmaya doyamayacağım. Anlatmakla bitiremeyeceğim özellikleri var. Bunun yanı sıra her şeyden önemlisi çok şık, çok zarif, çok kibar bir cep telefonu sevgili izleyiciler. Hemen şöyle başlayalım anlatmaya. Redberry'den göndereceğim sizlere. Evet, duyduğunuz, bildiğiniz, tanıdığınız bir marka. Redberry'den gelecek çok şık cep telefonlarımız var. Üstelik bugüne kadar belki de hiç duymadığınız özellikleri var. Evet, dikkatlice dinleyin diyorum. Çok da güzel hediyeleri var. Şimdi önce bir görselliğine bakalım değil mi? Çünkü bizler için görselliği önemlidir. Bir mağazaya gittiğimiz zaman, bir cep telefonu alacağımız zaman ne yaparız? Önce bir bakarız. Nasıl, kibar mı, şık mı, ince mi, kaba mı? Kabaysa istemeyiz. Narin olsun isteriz, şık olsun isteriz. Rengi bize hitap etsin isteriz değil mi? Tıpkı evimize aldığımız, seçtiğimiz bir koltuk takımı gibi cep telefonlarımızı seçeriz. İşte karşımızda Redberry'den K19i harika bir cep telefonu. Bakın şöyle yan çevirmek istiyorum inceliğini, zarifliğini görmeniz için. Darbelere karşı dayanıklı sevgili izleyiciler, son derece de şık, son derece de dayanıklı bir kasası olduğunu söylemek istiyorum. Maşallah, 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 duyduğunuz gibi nasıl yüksek bir ses veriyor. Yani sizi arayanların zil sesini kaçırmanızın mümkünatı yok diyebilirim. Bazen gürültülü ortamlarda cep telefonumuz çalar ve biz duymayız. Bunu çok yaşarız. Otobüste, metrobüste, vapurda, tramvayda, öyle değil mi? Açık ortamlarda, özellikle kafeteryalarda otururken çevrenin vermiş olduğu, ne yazık ki o gürültüden dolayı çalan telefonlarımızın sesini duymayız. Fakat Redberry'de artık çalan telefonları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun duyacağız, kaçırmayacağız. Bizi arayanları, sevdiklerimizin telefonlarını ya da önemli iş telefonlarını artık kaçırmayacağız. İnanamıyorum demeyin. Evet, gizli kamera özelliği var. Telefonunuzu alıyorsunuz. Diyelim ki kayıt etmek istediğiniz bir görüntü var ya da şüphelendiğiniz bir şeyler var. Ortamda bırakıyorsunuz masanın üzerine. Şuradaki gizli kamera devreye giriyor ve siz neler oluyor neler bitiyor. Bir dedektifmişçesine daha sonradan izleyebiliyorsunuz. Pekala, 2 yıllık garantisi var. Siyah rengi, beyaz rengi, kırmızı rengi ya da mavi rengi, hangisini isterseniz istediğiniz rengi kapınıza kadar göndereceğiz. Video oynatma özelliği var, MP3 çalma özelliği var, Bluetooth özelliği var. Muhteşem bir ses kalitesi var. Bangır bangır tabiri caizse gümbür gümbür müziklerinizi dinleyebileceksiniz. Tek tuşla müzik dinleyebilme özelliği var sevgili izleyiciler. Çift sim kartlı olduğunu söylemek istiyorum. İki cepte iki tane telefon taşıma devrine son diyoruz. Tek bir telefonla birlikte iki hattımızı aktif olarak kullanabiliyoruz. Yanında araç şarj cihazı. Bakınız. Şöyle de bastığınız zaman tekrar kabloyu içine sarıyor.
Çok hoşuma gitti bu benim oynuyorum. Araç sarı cihazını hediye ediyoruz. Bitmedi, orijinal deri kılıfını hediye olarak gönderiyoruz. Bir de 2 GB'lık hafıza kartını gönderiyoruz. Ve sadece ama sadece her şey dahil fiyatıyla, kargo ücreti yok. 179 liradan adresinize kadar teslim ediyoruz. Hoparlörünü görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Tıpkı bir müzik setinin hoparlörüymüşçesine ya da tıpkı evimizdeki kolonları görürmüşçesine şurada hoparlörünü görür. Ses son derece de yüksek ve kaliteli çıkacak. Çift sim kartlı kartlarınızı şu kısımlara yerleştiriyorsunuz. İçerisine zaten biz 2 GB'lık hafıza kartını hediye olarak gönderiyoruz sevgili izleyiciler. C belgesini aldığında bakın şuradan görüyoruz. Hoparlörünü de gördükten sonra kapağını kapatıyoruz. Böylesine güzel, böylesine donanımlı, birçok yanında ekstra hediyesi olan bir cep telefonuna sadece 179 liradan sahip oldunuz. Elimizde belirli sayıda var, stoklarla sınırlı. Lütfen elinizi çabuk tutun. Sizleri seviyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz. Hoşçakalın. Karadeniz müziğinin vazgeçilmez ismi Recep'im her çarşamba akşamı Arnavutköy Bebek'te sınırsız eğlenceyle Mimi Taverna'da sizlerle buluşuyor. Rezervasyon 0212 265 0949 0212 358 5651. Adres Boğaziçi 1. Cadde numara 85 Arnavutköy Bebek. Sigaranın başları, sigaram yokuşları. Ben gezdim yaylaları, yüreğim yanayan. Bekanlı sultanlıktır, sevdası olmayan. Yazmalıyım boylarına sarı, yakışır sarı. Sevdam uzdan eridi, yüksek dağların garip. Elimde çi bıçağı, sürmene yapışıdır. İki kaşın arası içinde dün kapısıdır. Marketlerinin katkılarıyla hazırlanan Kastamonu Rüzgarı devam ediyor. Çağrı Market. Sınırsız alışveriş mutluluğu. Öyküören köyünden Ali Direk. Programımızı beğeniyle izliyorum. Tüm Öyküörenlere selam ve saygılarımı gönderiyorum demiş. Bozkurt ilişkiden Ahmet Kastamonu gururu Sayın Topçuoğlu'na acil istifalar. Evet, Kastamonu'daydık. Cumartesiydi sanırım değil mi? Cumartesi, pazar haberini aldık. Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Turan Topçuoğlu kalp krizi geçirdi. Bizim orada olduğumuz saatlerde kendisi Çankırı'daydı. Ankara'ya kaldırıldı. Hala tedavisi yoğun bakımda devam ettiğini takip ediyoruz. İnternetten aldığımız haberlere göre Turan Topçuoğlu'na acil şifalar, ailesine de geçmiş olsun diyoruz. Tabii ki hastalık hepimiz için kime ne zaman hastalık geleceğini bilemeyiz. Allah acil şifalar versin diyorum. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur. Evet sevgili seyircilerimiz, rüzgarımız esiyor. Ben bir iki SMS daha okumak istiyorum. Bozkurt ilişkiden okuduk. Devrekanı Akın köyünden tüm Atıcı ailesine selamlar. Hayırlı yayınlar. Küreden Tacir Celal. Cafer Başkan'a başarılar diliyorum. Tüm Kastamonu hemşerilerime selamlar. Ben Edirne, Taya Kadın Köyü'nden Bayram Kerim. Kastamonu Dadayçamoğlu Köyü'nde bulunan köyüne selam. Programı süper memnun, iyi yayınlar. Evet, ben Çamlıca Ferhat Mahallesi'nden Nebahat Ok. Sıradaki şarkıyı Taş Köprülere Gelsin Ok ailesi demiş. Evet, Şevket abiyi çok beklettik. Şevket abiyi hemen... Valla bir iki bir şey söyleyeyim mi Memiş'im? Buyur kardeşim. Buyur abi. Hani bu biliyorsunuz Zonguldak Çaycuma'da bir köprü faciası oldu. Evet, evet. Hala 8 kişi kayıpta. Ben bunu her televizyonda nereye çıkarsam çıkıp söylüyorum. Valla geride kalanlara
sabırlar diliyorum yani. Bizim için acı, Türkiye için acı. Bizim Kastamonu için, bizim diyarlarımız için hep acı. Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Bir iki bir şey daha söyleyeyim de ondan tabii ki, sonra buyurun, 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 buyurun. Bu arada dün akşam biliyorsunuz bir dizi film var. Hoş geldin abi. Bu arada ben müşterileri de yollayayım yanıma. Fatma Gül'ün suçu var biliyorsunuz dün akşam. O vardı. Fatma Gül nihayet evlendi yani. Kına gecesinde Şevket Tony CD'leri çaldı. Belki izlemişsinizdir. Bir yapımcılarına, tüm emeğe geçen dostlara hepsine selamlar ediyorum bunların. Alkışlarınız da tabii ki. Bir de abi bizim senin, için bizim için Fatma Gül'ün suçu affoldu mu yani şimdi? Vallahi artık ben de oraya girdiğime göre yatıralım. Bu suçta benim de kabahatim var gibi geliyor bana. En nihayet evlendirdim yani. Yani biz sanatçılar için tabii bunlar bizi onurize eder. Çok sevindik. Bir de şunu da söyleyeyim, bundan sonra kalkatayım, biraz göbek atayım. Maddi manevi desteklenir benden esirgemeyen Ahmet Balcı kardeşime, iş adamı kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ver coşku diyelim. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Cevizleri dokumayasın, mektebe verdim okumayasın. 15'inde kızları verdim, elinden bile dokumayasın. 15'inde kızları verdim, elinden bile dokumayasın. İşi gücü hep Şinanay, Şinanay da yavrum Şina Şinanay. İşi gücü hep Şinanay, Şinanay da yavrum Şina Şinanay. Avare aylak hep nanay, bıktım artık yeterlay. Akşamları yatmayasın, sabahları kalkmayasın. Akşamları yatmayasın, sabahları kalkmayasın. Boyu devrilesi uşam, hiçbir işten çatmayasın. Boyu devrilesi uşam, hiçbir işten çatmayasın. İşi gücü hep Şinanay, Şinanay da yavrum Şina Şinanay. İşi gücü hep Şinanay, Şinanay da yavrum Şina Şinanay. Avar aylak hep nanay, bıktım artık yeterlay. Haylak haylak gezmekten işe güce bakmayasın. İşi gücü hep Şinanay, Şinanay da yavrum Şina Şinanay. İşi gücü hep Şinanay, Şinanay da yavrum Şina Şinanay. Avara haylak hep nanay, bıktım artık yeterler. Oh,
köprü üstüne. Kar yağıyor yağıyor kemer köprü üstüne. Hızla gitme bir tanem de nasıl düşeceğim peşine. Hızla gitme bir tanem de nasıl düşeceğim peşine. Arabası dört teker, bakışları çok şeker. Şu bartının içinde de sevdiğim var pek güzel. Zonguldak'ın içinde de sevdiğim var pek güzel. Karlar içinde kaldım, yandım Allah'ım yandım. Arabayla sen giderken ben tabambaya kaldım. Arabayla sen giderken ben tabambaya kaldım. Arabası dört teker, bakışları çok şeker. Şu bartını içinde de sevdiğim var pek güzel. Çaycımanı içinde de sevdiğim var pek güzel. Hey hey, kar yağıyor bembeyaz, geceler oldu ayaz. Kar yağıyor bembeyaz, geceler oldu ayaz. Gene taktı beş mi dese, yavaş güzelim yavaş. Gene taktı beş mi dese, yavaş güzelim yavaş. Arabası dört teker, bakışları çok şeker. Şu bartının içinde de sevdiğim var pek güzel. Ereğlinin içinde de sevdiğim var pek güzel. Yayı güzel çek yavrum. Maşallah. Sabahlar olmaz. Kara boşlar. Arabası dört teker, bakışları çok şeker. Şu bartının içinde de sevdiğim var pek güzel. Amaslanın içinde de sevdiğim var pek güzel. Zonguldak'ın içinde de sevdiğim var pek güzel. Ereğli'nin içinde de sevdiğim... Hayır, pantolonunu kilettim. Eve gittim mi karıdan bir sopa yer alı. Bir kamyon sopa yerim eve. Abi teşekkür ederiz. Recep kardeşimin de ellerine sağlık. İsim neydi? Erdem. Yangın imam mı? Yangın imam. Bekar mısın? Duyurulur. Başka bir şey dememe gerek yok. Alkış. Sevgili seyircilerimiz, bizleri Facebook'ta Kastamonu Rüzgarı sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yine Kastamonu Rüzgarımızın sayfasına SMS'ler, mesaj olarak arkadaşlarımız göndermişler. Memiş Bey, mesajlarınızı okursanız seviniriz. Şu an sizi takip ediyoruz, etmekteyiz. Onur Eskisoy göndermiş. Murat Açıkgöz, selamlar olsun, iyi akşamlar diyor. Cavit El, iyi akşamlar Memiş abi. Beykoz Yeni Mahalle'den sizleri izliyoruz. Murat Er yine göndermiş. Şenay Balta, iyi akşamlar. Bu hafta program çok güzel. Özlem Özbek, lütfen okuyun, hayırlı yayınlar demiş. Kastamonu Rüzgarı sayfamıza herkesi bekliyoruz. Zaten katılacak sanatçılarımızı, eski programlarımızı burada paylaşıyoruz. Mavi Karadeniz TV bugünkü programı, yani muhtemelen yarın ya da öbür gün Mavi Karadeniz TV internet sitesinde yayınlayacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Biz linkini zaten Facebook Kastamonu Rüzgarı sayfamıza atıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz.
bizleri, herkesi Kastamonu Rüzgarı sayfamıza bekliyoruz. Evet Cafer Başkan, buyurun. Hayırlı olsun bu ara bir pazarımız kuruldu. Kartal Kastamonlar Derneği'nin önünde 5 yıldır kurulan İnebolu pazarından bir örneği. Efendim Avrupa yakasında Yeni Bosna'da adresi siz söyleyin. Nerede Yeni olduğunu? Yeni Bosna Merkez Mahallesi Nigar Sokak No 11. Yani tarif olarak şöyle bir anlatırsak. Bahçeli Evler Yeni Bosna, 5 evet. Yol Kim Market'in arkası. Yeşil Küre Derneğimizin önü. Orada bir de büyük Kim Market daha var. Evet. Kim Market? Evet. Yani Star City'den çıksan da bizim oraya çok rahat bulabilirsiniz. Yani çok adresi basit. Pazar günleri saat sanırım 7'de kuruluyor pazarımız değil mi? Aynen pazar günleri. Yani dün İnebol'da toplananı bugün burada soframıza buluyoruz başkanım. Yani pazar günleri sadece. Pazar günleri evet. Özellikle pazar günleri. Pazar günü tüm dostlarımızı, hemşehrilerimizi oraya bekliyoruz. İnşallah burada olursak biz de geliriz. Yani yine bir İstanbul dışı, yine bir Kastamonu belki görünüyor. Bir hafta sonra turu daha düşünebiliriz. Eğer olmazsa biz de inşallah orada oluruz. İşte defalarca Kartal Kastamonlar Derneği'nin de kuruluyor hala. Orada dostlarımızla, hemşehrilerimizle çekimler yaptık, kahvaltılar yaptık. Murat Bey'e ve ekibine çok teşekkür ederiz oradaki çalışmalarından dolayı. Yine futbol turnuvalarımız sanırım devam ediyor. Futbol turnuvalarımız devam ediyor. Pazar günü maçımız var. Sultan Gazi'de. Kürelerle. Bundan sonra yani bence siz 0-0 kalın. Ya da beraber bitsin o maç. Ben şöyle diyorum. Önce dostluk kazansın. Aynen. Tebrik ediyorum. Dostluk kazansın. Evet şu ya bu sözünüzden bir alkış. Burada amacımız futbol değil, spor. Kazanan mutlaka küre olacak. Kürenin bir takımı olacak. Biz kazananı hep beraber tebrik edeceğiz. Hangi takım kazanırsa kazansın. Ama tabii ki yeşil küre kazansa daha çok hoş olur. Hayırlı ve uğurlu olsun. Dernekte üye kayıtları yine devam ediyor sanırım. Ara sıra uğruyoruz, çayınızı kahvenizi içiyoruz. Orada değerli dostlarımızın, hemşehrilerimizin yoğun bilgisiyle karşılaşıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ederiz. İnşallah yine bundan sonraki zamanlarda da zaman buldukça, oralardan geçtikçe derneğimizde ziyaretlerimiz devam edecek. Memiş Bey, şunun farkındaysanız biz dernek olarak hiçbir şey vaat etmedik. Hiçbir şey vaat etmedik. Hep yaptıkça konuşuldu. Hep yaptı. Size sağ olun, teşekkür ediyorum. Size yakından izleyenlerden ve de destekleyenlerden bir tanesi de sizsiniz. Size de burada ayrıca teşekkür ediyorum ve sizi burada alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Evet, yönetimdeki arkadaşlarımızı... Burada diğer yönetim kurulu arkadaşlarıma da ben mikrofon uzatıp... Orada mikrofonumuz var. Var mikrofonumuz. Birkaç cümlesini almak istiyorum. İyi akşamlar. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum Mavi Karadeniz ailesine. Ekranları başında seyretmekte olan tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Ve bizlere devamlı izlemelerini istiyorum. Ve buradan ayrıca Başkanım Cafer Bey'e de teşekkür ediyorum. Böyle bir dernek yönetiminde bulunduğumuz için de gurur duyuyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim ben Kaşif Elbacım. Kastamonu Küre Yeşil Küre Derneği yönetim kurulu her şeyden önce çok teşekkür ederim. Sayın Memiş Başkanıma da ayrıca teşekkürler. Her şey küre için diyoruz. Hepinize saygılar, iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Sıra bende. Yeşilköy Derneği'nde misiniz beyefendi? Hayırlıyım ben. Kastamonu olsun da neresi olsun fark etmez. Yok. Dedim ki abi çok güzel havaya girdin. Ben de yönetim kurulu üyesi Şevket Doğan diyecekti baktım. Ben de ne diyeceğim biliyor musun? Adam hep başkan. Biz de illa bunların arasında bir baş oluruz herhalde. Yani, baş oluruz. Efendim çok heyecanlıyım. Geri kalan yarışmacılara başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Abi gel biz senin heyecanını bir yatıştıralım. Yatıştıralım mı? Yatıştıralım abi.
Sen başka türlü heyecanı yatışmayacak. Sen oynamayacaksın. Güzel, onlar da sen gelsin. Maşallah. Tabii onlar zaten gelecekti. Yani sen maşallah Göbek'te abi Ramazan'dan çok iyisin ya. Ustasın. Hayır, Ramazan kim? Bizim Çelik. Heh. Anam biz onların hocalarıyız ya. Belli oluyor zaten. Tabii yani. Belli oluyor abi. Bu göbeği atar mı abi? Sabahları geç kalkan karıdan, sabahları geç kalkan karıdan. Miskin miskin dolaşıyor durmadan, miskin miskin dolaşıyor durmadan. Hayır gelmez evladım böyle karıdan, hayır gelmez evladım böyle karıdan. Kepazeyle gibisi dön bir hal yapar. Sabah oldu gelinim bari erken kırar. Kepazeyle gibisi dön bir hal yapar. Sabah oldu gelinim bari erken kırar. Bahçaya ekilen yulaftan, gene giyinmişim ince çoraptan, gene giyinmişim ince çoraptan. Ah Mehmet Mehmet seni ayardan, ah Mehmet Mehmet seni ayardan. Hayır gelmez evladım böyle avrattan, hayır gelmez evladım böyle avrattım. Kepazeyle gibisi dön bir hal yapar. Sabah oldu gelinim bari erken kal. Kepazeyle gibisi dön bir hal yapar. Sabah oldu gelinim bari erken kal. Ekilen mısırdan, bahçaya ekilen mısırdan, gene sürünmüşüm pembe rüşeydan, gene sürünmüşüm pembe rüşeydan. Vazgeçmiyorsun kötü huyudan, vazgeçmiyorsun kötü huyudan. Hayır gelmez evladım böyle avrattan, hayır gelmez evladım böyle avrattan. Kepazeyle gibisi dön bir hal yapar. Sabah oldu gelinim bari erken kalk. Kepazeyle gibisi dön bir hal yapar. Sabah oldu gelinim bari erken kalk. Hele koçlar, maşallah, hele. Savunaya gitsem onları yerim.
Evet, sayfamıza mesajlar gelmeye devam ediyor. Muhammed Taşoğlu, Sezer Bostancı, Hüseyin Özdemir, Kasımpaşalı Rambo, Sedat Kocabıyık, Ersan Aslan göndermiş mesajlarını. Çok teşekkür ederiz ve burada da mesajlar okumaya devam edeceğiz. Sizler sayfaya üye olmaya devam ediyorsunuz. Kısa bir, çok kısa reklam arasından sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Kılları dökmüşsünüz. Sırada evet. Ne var? Yenileri çıktı. Onları yenileri çıktı. İnşallah. Onlar bunlar mı dökeceğiz? Yani lasinyayla. Tabii biz burada göstermek için izleyicilerimize döktük ama tabii yeni çıkınca tam çıkmadan gelmesi. Keşke biraz daha çıksaydı. Bekledik ama yapacak bir şey yok. Yoksa aslında bir ürün daha almak lazım. Uzatıcı ürün. Değil mi? Uzatması aslında ürün. Tam bitireni var ama. Öyle mi? Tabii aslında tüysüzlük de bir problem. Bakmayın. Tüy kıl her haliyle bir problem. Olmaması şimdi, da bir problem. Tabii olması da bir problem, olmaması da bir problem. Biz ne olmasına ne olmamasına karşıyız. İkisinin ortasını bulan bir ürün icat ediyoruz. Yani lasinya o konuda gerçekten güzel bir ürün. Hem ikisinin ortasını bulan bir ürün, hem Sağlık Bakanlığı bildirimi yapılmış bir ürün, hem vücuttaki kıl ve tüyleri 5 dakikada bitiren bir ürün, hem de kadınların ve erkeklerin ortak kullanacağı bir ürün. Şimdi Memiş abi sadece bayanlar için düşünmemek lazım. Biz erkeklerin de kıl ve tüy problemleri var. Vücudumuza jilet kullanıyoruz değil mi? Kolumuza kullanıyoruz, koltuk altımıza kullanıyoruz, yeri geliyor, işte denize gidiyoruz, karnımıza kullanıyoruz, omuzumuza kullanıyoruz. Bugün bir beyefendi aradı mesela. Ben dedi, omuzumdaki kıllardan çok rahatsız oluyorum dedi. Onları döküyor mu dedi. Biz de dedik ki evet döküyor. Lasinyanın en güzel özelliği bir kere hem bayanların hem erkeklerin vücudundaki tüyleri dökmesi. Bir de izleyicilerimizin özenle sorduğu bir şey daha var. Tamam biz bu ürünü kullanıyoruz, tamam tüylerimizi döküyor ama dökmek bir yere kadar çözüm. Ondan sonra daha sert ve daha iri çıkıyor. Onun için de bir çözümünüz var mı diyorlar. Zaten çözüm bu setin komple içinde. Tamamında. Tabii tabii. Lasinya üçlü bir setten oluşmuştur. Şimdi birincisi vücudunuzdaki tüyleri döker. İkincisi o tüylerin daha az ve daha geç çıkmasını sağlar. Üçüncüsü ise bakın bilmiyorum bölgesel olarak hissedebiliyor musunuz geç çıkan tüyü? Kamera tabii alır mı ben orasını bilemiyorum ama bakın biz de kullandığımız zaman şöyle seyrekleşmeler oluyor. Üçüncü set ise bayanların selülit problemlerini gidermeye yardımcıdır. Bakın 99 liraya satılan bu lasinyayı biz bugün 69 liraya. Yani aslında reklamlarda döneni de 69 lira ama bunun normal satış fiyatı 99 lira. Mavi Karadeniz TV ekranlarında 69 TL'ye satıyoruz. Bir sürpriz yaptık. Şu an bizim call center numaralarımız görünüyor. Hatta orada arkadaşlar size yardımcı olmak için bekliyorlar. 0216 641 48 48. 0216 641 48 48. Bu ürün üçlü şişeden oluşmuştur. Ve sizler bugün bu numaraları aradığınız zaman biz Memiş Bey'in programından, Kastamonu Rüzgarı programından izliyoruz dediğiniz zaman size içine hiçbir ücret almadan, ekstra bir şartta bulunmadan direkt içine bir tane de hediye koyacaklar. Ben o hediyenin ne olduğunu söylemeyeyim ama eczanelerde dahi satılan kişisel bakım için hem bayanların hem erkeklerin kullanabileceği güzel bir ürün. Bakın Memiş Akkaya farkını da burada ortaya koyalım. Arayan herkes Kastamonu Rüzgarı programını Memiş Bey'in adını söylediği zaman biz yanına bir tane de hediye koyup gönderiyoruz. Şimdi ürün 69 liradır. Ben kullanımından bahsedeyim biraz. Üçlü bir set halinde gelir. Bakın şu birincisi tüyleri döker, ikincisi tüyleri azaltır, üçüncüsü ise bayanların selülit problemlerini gidermeye yardımcı bir sıkılaştırıcıdır. Nasıl dökeceksiniz? Mesela erkekler. Biz erkekler mesela koltuk altımıza jilet kullanmak istemeyiz. Denize gittiğimizde güzel bir görünüme sahip olmak isteriz. Yani vücudumuzda dönem dönem çok kılların olmasından da rahatsız oluruz. Bayanlar biliyorsunuz zaten komple bakım yapıyorlar. Kollarından tutun da bacaklarına kadar vücutlarına bakım yapıyorlar ve bu kıl ve tüy problemi gelecekteki en önemli iki problemden bir tanesi. Diğer ikincisi de şişmanlık. Bunu her zaman söylüyoruz. Meyve ve sebzeler de artık hormonlu. Kişilerde de hormon bozukluğu var. Bir sinir sıkıntı, stres olduğunda
Mesela çok kıl ve tüy çıkıyor. Bu vücutta da oluyor. Dolayısıyla bunlardan kurtulmak mümkün. Hemen mi mümkün? Hayır, hemen mümkün değil. Bu epilasyonda da böyledir. Lazerde de böyledir. Her şeyde böyledir. Ha, bayanlar mesela gider kuaföre. 3 saat, 4 saat kuaförde zaman harcarlar. Dünya kadar paralar verirler. Sadece bir kolunu almak için 30 lira, 40 lira ada parası ödüyorlar. Biz erkekler de aynı şekilde. Mesela epilasyona sırtımız için veya karnımız için daha iyi görünmek için gidiyoruz. 1000 TL, 2000 TL. Piyasada 200 lira, 300 liraya satılan ürünlerle aynı. Bakın Lasinya bu konuda çok başarılı. Dolayısıyla çok fazla para vermenize gerek yok. Yapacağınız işlem şu. Birinci şişeyi alırsınız. Mesela ben kolumdaki tüyleri dökmek istiyorum. Hemen alırsınız, bir jel şeklindedir. Kokusuzdur. İzleyicilerimizin en çok merak ettiği konu şu. Ya bütün tüy dökücüler normalde içindeki hamam otu dolayısıyla Memiş abi çok kötü kokar. Yani duramazsınız. Biz daha önce de burada sattık. Ama bizim bir farkımız var. İzleyicilerimiz ürününüzün şu yönü noksan dediği zaman biz değiştirebiliyorsak değiştiriyoruz. Değiştiremiyorsak kaldırıp onların istediğini koyuyoruz. Dolayısıyla izleyicilerimizin istediği Sağlık Bakanlığı bildirimi yapılmış bir üründü. Zaten biliyorsunuz kozmetik ürünlerde Sağlık Bakanlığı bildirimi mutlaka şart. Ve biz resmi faturası olmadan Sağlık Bakanlığı bildirimi olmayan ürünleri kesinlikle televizyonumuzdan içeri koymuyoruz. Aldınız Lasinya'nın birinci setini. Kolunuza bir jel şeklindedir. Hani jöle nasıl olur ya? Bildiğiniz jöle gibidir. Alın kolunuza ince bir tabaka halinde sürün. Biz 10 dakika diyoruz. Tüyü sarı olanlar var, ince olanlar var, kıl yapısı farklı olanlar var. Sürün ve 5 dakika sonra... Bir mendil olur, bir bez olur, şu banyoda yıkandığımız lif olur. O lifleri alın, şöyle kılın çıkış yönü neresi? Alın bildiğiniz silin. Sildiğiniz zaman orası jiletle alınmış gibi tertemiz oluyor. Pasparlak, pürüz yok. Hemen gidin yıkayın orayı. Yıkadıktan sonra tüy dökme işlemi burada bitmiştir, hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki ikinci işlem tüy ve kılların daha geç çıkmasını sağlamak. Onun için de ne yapacaksınız? Hemen bakın. İkinci şişemizi alacaksınız. Orada da zaten yazıyor bakım jeli diye. Her 2-3 günde bir veya her 3-4 günde bir tüyü alınmış yere alıp şöyle bir damla sıkıp ovacaksınız. Memiş abi sizden ricam. Bunu programcı tarafsız olarak siz koklar mısınız? Hani kokusu çok kötü olanlar diye düşünüyorum. Şampuan ama. Gibi kokuyor. Güzel değil mi? Şampuan gibi. İnsan vücuduna sürmekten zevk alır herhalde. Bir dakika abi inanmıyorum ben de koklayacağım abi. Bakayım abi. Tabii koklayın buyurun. Ya burun var şimdi. Abi dikkat et bıyıkların dökülmesin. Yıkıyor musun? Ya bir dakika. Abi bıyıkların dökülmesin. En önemli yer. En önemli yer. Vallahi yani bir de ortaya değdi şöyle dökülürse ne olsun? Vallahi döker. Korkutma beni vallahi giderim abi. Ciddi diyorum döker. Aman abi biraz ver silerim bakalım dökülmesin. Şimdi ikinci jelde. Yarısı gitti. Geldi mi? Geldi. İkinci jelde bakın ikinci jelde her 3-4 günde bir kullandığınızda okul diplerine yerleşiyor. Okul diplerini tutuyor. Okulların ve tüylerin daha az çıkmasını sağlıyor. Daha geç çıkmasını sağlıyor. Bir zaman sonra seyrelmesini sağlıyor. Ve hemen üçüncüsü şu da bayanlar içindir. Bayanların kollarında böyle göbeğinde baldırlarında selülit problemi oluyor. Onu da gidermek için yapılmıştır. Onu da her 3-4 günde bir sürdüğünüzde bu rahatsızlıklarınızdan da kurtulursunuz. Yaz geldi denize gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz, havuza gidiyoruz. Güzel görünmek lazım. Yani vücutta koku yapmaması lazım. İyi olması lazım. Sıkıntı yok. 69 liraya bakın 69 liraya. Ve alan bir daha alıyor. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Son derece kaliteli bir üründür. Son derece güzel bir üründür. 0216-641-4848'i arayacaksınız. 69 liraya size göndereceğiz. Memiş Bey'in ve programının adını söyleyen herkese bir tane de yanında sürpriz hediye koyacağız. Kargo parası falan almıyoruz. KDV parası da almıyoruz. Ekstra bir bedel de almıyoruz. Sadece 69 liraya şu 99 liralık ürünü size 69 liraya alıyoruz. Ha bir de sınır koyalım ve bitirelim. Bizleri ilk arayan 40 kişi ve sadece 40 kişi bu üründen 2 tane almak isterse ki kişiler diyor biz 3 bayanız veya 4 erkeğiz toplu olarak hani fazladan kargo parası vermeyelim diye alıyoruz. Zaten yok da kargo parası. Bakın ilk arayan 40 kişi 2 tanesinin 138 lira yerine 89 liraya alacak. Yani 2 tane almak isteyen. İkincisi 20 TL'ye geliyor. Tabii. Yani tabii. İkinci paket. 50 lira indirim yapıyoruz evet. İkincisine. Yani şu üründen bir tane aldınız 69 lira. Bir ikincisini de aldınız 138 lira değil. 50 lira ikincisinde indirim yapıyoruz. Size 89 liraya veriyoruz. Ve alınca bir daha alacaksınız. 2 ay 3 ay kullanırsınız. 0216-641-4848 numaralı telefonlardan telefonlarınızı bekliyoruz. Memiş abi bir şey deyip bitirmek istiyorum. Çok fazla uzattım hakkını helal et. Şişesinden olsun,
süngerinden olsun, kullanımından olsun gayet kaliteli bir ürün olduğu zaten ortada. Senin de için ısınmışsa evet, buna yapacak hiçbir şey yok. Bizler bu güzel ürün için telefonlarınızı bekliyoruz. Stoklarımız da sınırlıdır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum ve teşekkür ediyorum. Biz... Evet sevgili seyircilerimiz, Memiş Bey selamlar. Kilis'ten Fatime Yılmaz ve Leyla Yılmaz. Yeşilküre Dernek Başkanı Cafer Koruyan, sayın enişteme başarılar diliyorum demiş. Evet. Mesajlarımız devam ediyor. Daday Camkonak Köyü'nden Hayati Kerim bütün Yufkacı ailesine selam demiş. İyi akşamlar. Ben Kasımpaşa'dan Lütfiye orada bulunan Nara herkese selamlar. İyi yayınlar. İnegöl'den Evri programınız çok güzel. Canım dayıma selamlar demiş. Memiş Bey bu haftaki program güzel oldu. Keyifle izliyoruz programımızı. Birlikte olmak dileğiyle Salih Karagöz göndermiş. Teşekkür ederiz Salih Bey'e. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine bizleri şu an izleyen değerli sponsorumuz Sayın Hüseyin Gökgöz izliyor. Esenyurt'ta daireler hazır. İnşallah satışa başladı. Biz de hızlı bir şekilde daireleri satmaya devam edeceğiz. Çankırlı Osman abimiz bizleri izliyor. Gülsüm Torna Kahraman Bey, Hilal Ege, Hilal Hanım'a buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bizleri izliyorlar. Ev Dünyası Çerkezköy'de Yunus Dağlı Bey'in oradaki mekanı açılmış. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çerkezköy Kapaklı Büyük Yoncalı'da arsa satışları devam ediyor. İrtibat kurmak isteyenler bizden ve Yunus Dağlı'dan irtibat kurarak temin edebilirler. Evet sevgili seyircilerimiz, rüzgarımızı estirmeye devam ediyoruz. Mesajlar geliyor, diyor ki Şevket abi çok oynatın. Biz özellikle göbek şovu istiyoruz diye burada Facebook'tan, Kastam Rüzgarı sayfasından. Ne okuyalım abi?